Perşembe günü açıklanacak Amerika tüketici enflasyonu öncesi dünya borsalarında pozitif bir hava var. Çin ekonomisini arkasına alan Asya borsaları yükselişin dinamosu konumunda. Geleneği bozmayan iktisatçılar piyasalardaki imser havaya katılmıyor. Dünya Bankası gelişmiş ülkelerdeki sert yavaşlama nedeniyle 2023 küresel büyüme tahminini %3'ten %1.7'ye çekti. Amerika ve Euro bölgesi için büyüme tahmini %0.5 ve %0'a çekildi. Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini 0.5 puan düşürerek %2.7'ye çekti. İş yatırım büyüme tahmini ise %2.6. Borsa İstanbul sert satışlarla dünyadan negatif ayrışıyor. Somut bir nedene dayanmayan satış dalgasını yüksek frekanslı işlem yapan oyuncular tetikledi. Perşembe günkü seviyelerin altına girdiği endeks, 50 günlük ortalamasının altına kaydı. Tepeye göre düzeltme %14'ü e ulaştı. Borsadaki son sert düzeltme Eylül ayında %18 gerilemeyle yaşanmış endeks 50 günlük ortalamasının altına kaymıştı. Amerika ve Avrupa vadileri borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak oynaklık çok yüksek olduğu için temkinli davranmayı öneriyoruz. Sert satış sonrası endeks kritik seviyelerde. Kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 4900 ve 5130. Satışın devam etmesi durumunda destek seviyeleri 4780 ve 4500. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler Arçelik, BİM, Türk Telekom ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.